Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugünkü konumuz Türk Hava Kuvvetleri'nin elindeki tanker uçaklara yapılan modernizasyonlar. Malum KC-135'ler uzun yıllardır kullanılıyor ve bu 7 adet uçağın en yaşlısı 1959 model, en genci de 1963 model. Peki bu uçaklar bu modernizasyonla ne tür özellik kazandılar? Daha ne kadar uçacaklar ve Türk Hava Kuvvetleri'nin gelecekle ilgili, bu uçaklarla ilgili yapmak istediği nedir? Bu videoda biraz bunları tartışacağız. Bir hava kuvveti için tanker uçak çok önemli. Tanker uçakla elinizdeki savaş uçaklarının veya yakıt ikmal kapasitesine sahip nakli uçakların, bazen de helikopterlerin menzillerini uzatıyorsunuz. Havada çok uzun süre kalmasını sağlıyorsunuz. Bir örnek vermek gerekirse hatırlayacaksınız, geçtiğimiz yıl Libya'da epey sıcak zamanlar yaşanırken Türk Hava Kuvvetleri Konya'dan, İncirlik'ten, Antalya'dan ve Dalaman'dan kaldırdığı uçakları ve tabi ana vurucu güç F-16 tek motorlu bir uçak, yakıt ikmalle Libya açıklarına kadar götürdü. Burada görev, eğitim görevi gerçekleştirildi ve tekrar yakıt ikmalle bu uçaklar geri döndü. Yani bir F-16 koca Akdeniz üzerinde neredeyse uçuşun çok önemli bir bölümü geçti. 8 saatten fazla görev yapabilmesi bu tanker uçaklar sayesinde gerçekleştirildi. Türk Hava Kuvvetleri 1990 sonrasında tanker uçaklarla ilgilenmeye başladı. İlk olarak 1. Körfez Savaşı sırasında Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 ve F-4 filoları havadan yakıt ikmal yeteneği kazanmaya başladılar. Pilotlar eğitim aldı. Sonrasında yapılan görüşmelerde Türk Hava Kuvvetleri o dönem Amerikan Hava Kuvvetleri'nin yedeği aldı. 1993'te yedeği aldı. 7 adet KC-135 R tipi uçağı seçti ve modernizasyonu başladı. Bu uçakların motorları söküldü, kokpitleri elden geçti. Yeni nesil daha az yakıt harcayan CFM56 motorları takıldı buna. Ve bu modernizasyon sonrasında R modeline yükseltildi. Ve 1997 ile 98 arasında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. Uçaklar Adana İncirlik'teki 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda kurulan 101. Filo'ya verildi. Ve yaklaşık işte 1997'yi baz alırsak 24 yıldır bu uçaklar başarıyla Türk Hava Kuvvetleri'nin çarpan gücü halinde görev yapıyorlar. Tabi videonun başında da söylediğim gibi bu uçakların en yaşlısı 1958 model. Nereden baksanız 64 yaşında, en genci de 1963 model. Peki bu uçaklar çok yaşlı, nasıl uçuruluyor? Öncelikle uçağın yaşlısı, yenisi, eskisi olmuyor. Siz bakımını yaptığınız sürece bu uçakları uçuruyorsunuz. Modernize ederek güncel halde tutuyorsunuz. Bugün Amerikan Hava Kuvvetleri'nin envanterinde 300'den fazla KC-135 var. Ve yerlerini yavaş yavaş Boeing 767'den geliştirilen tanker uçağı bırakacaklar ama öngörülen Hava Kuvvetleri'nin, Amerikan Hava Kuvvetleri'nin KC-135'leri en az 15 ila 20 yıl kullanacağını ortaya koyuyor. Türkiye'de bu gelişmeleri yakından takip ediliyor ve zaman zaman o kokpitteki analog göstergeler, yani o ibreli göstergeler yerini dijital ekranlardan pilotların verileri aldığı sistemlerle değiştiriliyor. Yani aslında 1950'lerin teknolojisine sahip, kokpitine sahip KC-135 bu modernizasyon, Pacer Craig Block 45 modernizasyonuyla daha modern hale geliyor. Şimdi sorabilirsiniz, işte pilot göstergeden görse ne olur, ekrandan görse ne olur? Bunlar yeni nesil hava trafik kontrol sistemleri için çok önemli. Tanker uçaklar bu tür havadan yakıt ikmal görevlerinin yanı sıra personel taşıyabiliyor, yük taşıyabiliyor, çeşitli çok uzun uçuşlar yapabiliyor. Örneğin Türkiye'den kalkıp bu uçaklar Amerika Birleşik Devletleri'ne gidebiliyor veya yarın öbür gün Afganistan'a gidebiliyor. Çok uzun süre havada kalmaları için geçtikleri ülkelerin sistemlerine, hava trafik kontrol sistemlerine uygun olarak hareket etmeleri gerekiyor. Bunun için de yeni nesil aviyonik, yani elektronik sistemler gerekiyor. İşte karşıdan gelen uçak için mesafenin daha yakınlaştırılıp verimli bir şekilde kullanılması için hava trafikte yeni nesil sistemlere ihtiyaç duyuluyor. Eğer bu sistemler yoksa hava trafik kontrol sistemi bu uçağın çok alçaktan uçmasını istiyor. Bu da bu uçağın uzun menzilli uçuşlarını kısaltıyor. Çünkü aşağıda uçtuğunuz zaman daha fazla yakıt harcıyorsunuz ve pek fazla ileride gidemiyorsunuz.
Şimdi gelelim kokpite neler kondu, bunlara birlikte bakalım. Bunlardan bir tanesi genişletilmiş trafik çarpma önleme sistemi, geliştirilmiş yer çarpma ikaz sistemi, yeni nesil GPS sistemleri, seyri sefer sistemleri etkileniyor. Aynı zamanda da çok fonksiyonlu bir ekran konuluyor. Çok fonksiyonlu ekran, iki pilotun orta bölümünde bulunan büyük bir ekran. Burada uçağın sistemleriyle ilgili bilgiler buraya dijital olarak akıyor ve anlık takip gerçekleştiriliyor. Gerektiğinde sistem pilotu uyarabilecek özelliklere sahip. Bunlarla birlikte aynı yolcu uçakları gibi kokpit içindeki sesleri kaydeden CVR, Cockpit Voice Recorder sistemi hem pilotların kendi aralarında hem de hava trafik kontrol merkezi ile diğer uçaklarla yaptığı görüşmeleri kaydediyor. Bununla birlikte uçağa bir de FDR takılıyor. FDR nedir? Flight Data Recorder, uçuş veri kayıt cihazı. Bu cihazda da özellikle kazalarda veya uçuşun performansına bakılmak istendiği zaman buradan çeşitli bilgiler indiriliyor ve değerlendirilerek uçağın ne kadar verimli kullanıldığı, limitleri içerisinde kullanıp kullanılmadığı gibi detaylar bu sistem sayesinde alınabiliyor. Bunlarla birlikte Türk Hava Kuvvetleri bu Blok 45 modernizasyonuyla birlikte uçağın ömrü minimum 15 yıl uzatılmış oluyor. Türk Hava Kuvvetleri peyderpey ilki yapıldığını söylemiştim size. Milli Savunma Bakanlığı da bunu yayınladığı bir Twitter paylaşımıyla birlikte gösterdi. Hatta geri dönüş uçuşu 30 Ağustos'a denk gelmişti. Pilotlardan bir tanesinin binbaşı rütbesi de Atlantik üzerinde geçerken takıldı. 30 Ağustos'ta birlikte böyle de bir farklı bir yaklaşım, böyle bir anısı da olmuş oldu bu uçuşun. Türk Hava Kuvvetleri ilkinin Amerika'da bile yapılan modernizasyonu sonrasında kalan uçağı, 6 uçağı da peyderpey modernize ettirecek ve böylece Türk Hava Kuvvetleri'nin elinde güncel bir güç olmuş olacak. Gelelim gelecekte bu işler ne olacak? Şimdi Türkiye biliyorsunuz Airbus'la A400M projesinde ortak ve başarılı bir çalışma imzaya attı. Şu an 9 adet A400M var. 10. uçak, sonuncu uçak 2022'de Türk Hava Kuvvetleri filosuna katılacak. Bu konuyla ilgili tanker uçak konusunda Türk Hava Kuvvetleri'nin Airbus'ta olan görüşmeleri devam ediyor. Airbus'ta başarılı bir yolcu uçağı olan A330'dan geliştirdiği MRTT olarak adlandırılan çok rollü tanker ve taşıma uçağı, nakliye uçağı diye bir projeleri var. A330 bu görevler için gerçekten biçilmiş bir kaptan, ekonomik bir uçak ve bir taraftan da tabii Türk Hava Yolları 15 yılı aşkın süredir A330 kullanıyor. Türk Hava Yolları'nın bakım kapasitesi var, simülatörleri var, altyapısı var. Bunu da Türk Hava Kuvvetleri ile ortak bir çalışmayla ekonomik bir operasyon gerçekleştirilebilir. Ben ilerleyen yıllar içerisinde A330 konusunda Türkiye'nin adım atacağını tahmin ediyorum. Daha önceden de belirttiğimiz gibi videolarımızda belki Türk Hava Yolları'nın envanterinden çıkacak bir A330 alınabilir. Gövde yenileştirilmesi gerçekleştirilebilir veya modifikasyon bu Türkiye'de de olabilir. İspanya'da Airbus askeri bölümünün nakliye uçaklar bölümü İspanya'da, orada da gerçekleştirilebilir. Bununla ilgili bir adımın atılacağını ben bekliyorum. Çünkü sonuçta tanker uçaklar çok yoğun kullanılıyor. Bu uçaklar biraz önce de belirttiğim gibi 60 yaşın üzerindeler ve yerlerinde alacak en uygun aday A330 MRTT gibi gözüküyor. Bakalım ilerleyen dönemler içerisinde ne olacak, bunları göreceğiz. Bu uçaklardan bir tanesinin içini gezmiştim ben. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait A330'du. Enteresan bir yaklaşım içerisindeler. Orada bir sivil havayolu şirketinden de pilotlar askeri olmayan, yani savaşa gidilmeyen görevlerde bu A330'ları kullanıyorlar ve böylece ekonomik olarak bir operasyon gerçekleştiriyorlar. Bu da çok ilginç bir yaklaşımdı. Bakalım ne tür programlar oluşturulacak, nasıl bir çalışma gerçekleştirilecek, ben de merakla bekliyorum. Dediğim gibi Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki en yaşlı uçaklar KC-135'ler. Yoğun olarak kullanılıyor. Önümüzdeki dönemde bunlarla ilgili bir kararın alınmasını ben bekliyorum. Bu videomuzda sizlere KC-135R tipi uçaklara uygulanan modernizasyonu anlatmaya çalıştım. Lütfen bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Detaylı havacılık ve savunma konusundaki haberler tolgozbek.com sitemizde.
Bizler ayrıca yorum yaparak ulaşabileceğiniz gibi info@tolgozbek.com mail adresinden de ulaşabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.